Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları kitabı sayfa 130 Ata Yayıncılık. 4. sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları kitabı 5. ünite tema sonu değerlendirme çalışmaları sayfa 130. 4. sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları kitabı 5. ünite tema sonu değerlendirme çalışmaları cevapları. 4. sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları kitabı sayfa 130 tema son değerlendirme çalışmaları A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. 1. Toplumdaki her birey öncelikle kendi davranışlarından sorumludur. 2. Gerek okul içinde gerekse sosyal yaşamın başka alanlarında görülen bütün şiddet olayları sorunun nedeniyle ne olursa olsun öncelikle karşılıklı iletişim yolunu deneyerek çözüme kavuşturulmalıdır. 3. Birleşmiş Milletler uluslararası alanda dünya barışında hizmet eden en önemli kuruluştur. 4. Uluslararası Af Örgütü evrensel düzeyde insan hakları ihlallerine karşı faaliyette bulunan sivil inisiyatif oluşturduğu bir örgüttür. 5. Avrupa Birliği bünyesinde oluşturulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne üye ülkelerin hukuki meselelerinde etkin olan önemli bir adalet kuruluşudur. B. Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz. Birinci, aşağıdakilerden hangisi kendisiyle barışık bireyin özelliklerinden değildir? A. Zayıf yönlerim olduğunun farkında olarak davranma. B. Toplum tarafından sevilmeyen yönlerimi saklamaya çalışma. C. Bazı davranışların sonucunda kendimi affetmeyi bilme. D. Herhangi bir olay karşısında gösterdiğim tepkinin sonucuna katlanma. E. Olaylar karşısında öfkelendiğim zaman kontrollü davranma. Doğru cevap B şıkkıdır. 2. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki şiddet olaylarına karşı geliştirilebilecek bir davranıştır? A. Şiddete karışan bütün taraflarla uzlayıştırıcı iletişim kurma. B. Bir gruptan uzlayışmacı yönü olan ön taraf alanda olan bireylerle görüşme. C. Şiddetin nedenlerinden çok sonuçları hakkında arabuculluk yapma. D. Şiddet karışan kişilerle iletişim kurmaktan kaçınma. E. Haklarının ihlal edildiğini düşünen grupla tek taraflı görüşme. Doğru cevap A şıkkıdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi şiddet olaylarında taraflar biyologla sorumluluğu çözemediğinde çözüm üretmek için birinci derece etkili olan yöntemdir? A. Akran arabuluculuk yöntemiyle başvurmak. B. Kamuoyu oluşturmak. C. Hukuki yollara başvurmak. D. Kamu kuruluşlarından yardım almak. E. Yaşça büyüklerinden yardım almak. Doğru cevap C şıkkıdır. 4. Aşağıdakilerden hangisi mobbing yol açtığı sorunlardan birisi değildir? A. Bireylerin kendisine yönelik kuş konusu arttığında paranoya neden olur. B. Bireyin yaşadığı etki sonucu toplumsal birlik ve beraberlik bozulur. C. Bireyin mesleki açıdan başarısını ve kendine güven duygusuz edelenir. D. İdari yönden boşluk yaratarak yöneticilerin işini kaybetmesine yol açar. E. Maruz kalan kişi çalıştığı kişi yerine inancını kaybeder. Doğru cevap D şıkkıdır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.